Özcan Bey, elinizdeki o diziyi lütfen yerine bırakır mısın? Vallahi elimde değil, bırakamam hocam. Yerimde olsan sen de bırakamazsın. Şartlar güzel çünkü. Herkese merhaba. Bugün O Ne Diyor'un konuğu benim. Burada sorular var. Benim için de yeni. İlk kez böyle hardcore bir şeyin içindeyim. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum. Haydi bakalım. Abi sana net olarak acayip kılım. Ama gizli gizli şarkılarını dinliyorum. Niye gizli dinliyorsun lan? Karaktersizliğin kitabını yazdım. Allah çarpsın. Estağfurullah. Başkan sana akşam yemeğine gelsek menüde ne olur? Vallahi koçum gel. Bir daha da restorana gidemezsin. Şahane bir aşçıyla konuşuyorsun şu an. Bu teklifin hakkını veririm, emin ol. Özcan Deniz film çekmek için gerekli malzemeler. 1 adet Özcan Deniz, 1 adet konak, 1 adet suratsız bir kaynana, 1 adet ortalığı karıştıran, çok konuşan bir kadın. Bu hangi dizide yok Allah aşkına? Yaptığı filmlere bakarak iddialı olacak ama bence Türkiye'nin Tom Cruise'u. Vay, teşekkür ederim. Yani Tom Cruise'u severiz. İddialı da olmamış, niye olmasın? Evde yalnızken yaptığın en barzo hareket ne? Barzolukla ilgili aklına gelenlerin %50'sini yapıyor olabilir. Seni bir kere gerçekten görmüştüm. Tanımasam profesyonel sporcu zannederdim. Teşekkür ederim. Yani işim gereği spor hayatımın içinde, profesyonel olmasam da fena değilimdir yani, evet. Abi sana bir türlü ısınamadım. Eski türkücüsün diye mi acaba? Türkücülüğü hep böyle hakaret sıfatı olarak yıllarca sana söyledikleri için bence. O zaman Aşık Veysel'e de kıl olman gerekiyor. Ona kıl değilsen sebebi bence o değil. Bir yabancı dizi söyle de izleyelim abi. Flash Forward diye bir dizi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Bir sezon yayınlandı. Ben bayıldım. Millet mi sevmedi, para mı kazanamadı yapımcı bilmiyorum. Bir sezondan sonra kalktı. Keşke devamı olsa da izlesek. Ama fırsatın varsa ve izlememişsen bir sezonda olsa izle, güzeldi. Öteki Taraf filmi yine bir konakta mı geçiyor yoksa yine maga rolünde misin? Tabii A demek istemiş. Konakta geçmiyor. A da değilim. Çok farklı. Öteki Taraf filminde ne beni, ne Meryem'i, ne Aslı'yı daha önce hiç izlemediğiniz gibi izleyeceksiniz. Bir kere onun garantisini verebilirim. Hepimiz çok farklıyız. Epilasyon yaptırıyor musun? Vallahi billahi hiç öyle şeyler yaptırmadım. Biliyorum hakkımda çok böyle saçma şeyler yazılıyor. Yani yaptıranlara saçma şeyler yapıyorlar demedim. Ben yaptırmadım yani. Bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetinin göstergesidir. Bunu ben nerede söyledim? Su Ateş filminde söyledim. Bu espriyle verilmiş bir cevaptı ama biraz da gerçekçiliği yok mu? Bence var. İnsan samimi olmadığı biriyle o lahmacunun içine soğanları, domatesleri, maydanozları koyup sarıp böyle lönk lönk bir kızın yanında yemez. Yemin ederim bu resmi hatırlamıyorum. Vallahi billahi hatırlamıyorum. Yani muhtemelen bir derbiydi bu. Herhalde halı saha maçında falan filanız. Ortam o. Niye böyle kısa şort giymişiz bilmiyorum ama o zamanlar herhalde böyleydi. Bilmiyorum, yemin ederim hatırlamıyorum. Sinemada yapmadan ölmek istemiyorum dediğim bir tür var mı? Var. Bilim kurgu. Ama böyle esaslı bir bilim kurgu. Hani gerçekçiliğe yakın, kara delikler bilmem neler, başka gezegenlere ziyaretler gibi. 18 yaşında bir erkeğe tavsiyen ne olur? Kal orada. Vücudunuz çok güzelmiş, üstsüz görebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Şu an demiyorsun herhalde. Bu geçen yazın kilolarını daha veremedim. O yüzden şu an o maceraya girmem. Ama 1-2 sene içinde bir projem var. Onu yaparken bütün baklavalarımı göstereceğim size. Ama şu an değil. Allah belamı verseydi de yapmasaydım dediğim bir iş var mı? Ya bu kadar sert değilse de var. Yani Keloğlan Kara Prense Karşı diye bir filmim var. Allah belamı verseydi de yapmasaydım kıvamında bir şey. Babet çorap giyiyor musun abi? Hayır, giymiyorum. Ayakkabı çıkarttıktan sonra da bir erkekte iğrenç durduğunu biliyorum. Reis, erotik film yönetmeyi düşünüyor musun? Hayır babacığım. Yani niye? En çok zorlandığım mimik hangisi? İstemeden böyle o gün kötü günündeysen gülmek. Bugün üniversite sınavına girsen ne okurdun? Yani ben astronomiye çok ilgiliyim. Bilmiyorum, fizik okuyabilirdim mesela. A olmaktan sıkılmadım mı reis? Ya şöyle söyleyeyim, bu A mevzusu patendi bende bir kere. Asmalı Konak'la beraber başlayan bir serüven bu. Hatta ondan önce Aşkın Dağlar'da gezerler. Aslında A değil. Şener Şen modeli bir A'dan bahsediyorsak, Kibar Feyzo'daki, öyle bir A hiç canlandırmadım. Sıkılmak mı? Evet, sıkıldım. Fakat televizyon serisi biraz ezbere dayalı bir seyirci. O yüzden çok maceraya girmenin bir anlamı yok. Sizleri çok seviyorum. Öteki Taraf filmini kaçırmayın. Hiçbirimizi daha önce izlemediğiniz türde bir film ve uzun süredir bu türde bir film çekmeyi gerçekten çok arzuluyordum, çok istiyordum. Bu bir remake, bir uyarlama ama orijinaliyle arasında dağlar kadar fark olan bir uyarlama. O yüzden de bu filmi yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizler de izleyince çok mutlu olacaksınız, seveceksiniz, bundan eminim. Çünkü Türkiye'de böyle bir talep var ama bunu karşılayacak ürün yoktu. Biz sanki biraz bunu yaptık gibi. Hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun ve fragmanı izleyin, görelim bakalım. Sen haklıydın. Karar verirken birbirimize saygılı olmalıydık. Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Hala onu mu düşünüyorsun? Seni terk ediyorum. Hoşça kal. Bugün Sara aradı beni. Yine aynı işi teklif etti. Merhaba, ben Sara. Ben de Ece. Evet, eski sevgilin seni yanına çalışmaya çağırıyor, hem de başka bir şehre ve ben takmayayım. Yeni bir hayata ben seninle başlamak istiyorum. Benimle gelir misin? Bana doğruyu söyle, aranızda bir şey mi var? Bunu niye şimdi konuşuyoruz? Çünkü ben sana güvenmiyorum artık. Sen bana yalan söylüyorsun, beni kandırdın. Ben gitmek istiyorum. Ece Hanım'ı arıyoruz. Kadın adamı terk edip gitmiş, videosu bile var. Korkuyordu. Çok acı çekiyordu. Ece'yi benim gönderdiğimi mi düşünüyorsun? Peki ben senin Ece'yi öldürmüş olabileceğini hiç düşünüyor muyum? Burada. Ruhu burada ve bana zarar vermek istiyor. O beni terk etti. Sesler duydum, duvarlardan lava bunun içinden geliyordu. Daha önce de duydum. Sara eğer bir şeye sahip olmayacaksa başka birinin sahip olmasını kabullenmez. Sana söyleyeceğim tek bir şey var. Dikkatli ol.